İzler misin? Lovey alıcın ters. Reynen! Reynen! Bak Lovey alıcın. Reynen sen ne yaptın? Gökyüzü beyi! Reynen! Reynen neler oluyor? Reynen! Bu TikTok yayınları ve bu hanımefendi ünlü oldu ya, aynı şekilde devam ediyor mu yayınlar? Yani son zamanlarda Hiç takip eden izlemedim. var mı? Son zamanlarda takip eden var mı ama? Yani bu bütün sosyal medyanın eleştirilerine falan maruz kaldıktan sonra aynı şekilde devam ediyor mu? Bence ediyordur. Kazanıyor abi adam Evet kadın. diyor. Evet diyor herkes. Okey. Güzel adam kazandığı yeri bırakır mı? Babam uyuyor arkadaşlar. Baba! Herkes TikTok'tan para kazanıyor, sen oturuyorsun ya! TikTok'unun anasını avradını ondan gelecek paranın da çekmedin. Belki benim seçtiğim kızla evleneceksin. Ya baba ne saçmalıyorsun, olur mu öyle şey ya? Ama kız bilici etsin kızı. Kimin? Kızla evleneceksin. Ya baba ne saçmalıyorsun, olur mu öyle şey ya? Ama kız bilici etsin kızı. Ne? Bilge etsin kızım. Tamam o zaman. Alo, Bilgez, kızını derhal oğlumla evlendir. Beyefendi ne saçmalıyorsunuz, olur mu öyle şey? Ama oğlum Dünya Bankası'nda CEO. Ne? Dünya Bankası'nda CEO mu? Tamam o zaman. Alo. Alo, Dünya Bankası mı? Oğlumu hemen CEO yapacaksınız. Neden? Çünkü oğlum Bill Gates'in damadı. Tamam o zaman. Dünya Bankası mı? Oğlumu derhal CEO yapın. Beyefendi ne saçmalıyorsunuz, olur mu öyle şey? Ama oğlum Bill Gates'in damadı. Ne? Bill Gates'in damadı mı? Tamam o zaman. Anne bak, senin istediğinden aldım, hem de bardak hediyeli. Aynı 15 liraya aldın değil mi? Adam gazlıklamadı. Bardak hediyeli olunca 20 liraymış anne. Sen sevinirsin diye bundan aldım. Ne duruyoruz o halde? Boks maçı başlasın. Ya meme. Bence oldukça komik bir TikTok bu arada. Özellikle boks maçı başlasın tonlaması. de bundan aldım. Ne duruyoruz o halde? Boks maçı başlasın. Ya Mehmet. Efendim? Bana kısasın diyorlar. Ya yalan söylüyorlar. Ama diyorlar. Ayağa kalk da bir göreyim. Mehmet ben zaten hayattayım. Niye herkes bu kadar ciddi? AK-47 AVM. AVM. AVM Kar 98. Kar 98. Kar 98 Groza. Kar 98. Kar 98 M416. M416. Bu videoyu M416. Bebeğim çok geç kalma, yoksa adımı yazınca soyadımı değiş. Ya kusacağım, yemin ederim kusacağım ya. Kusacağım ya. Kusacağım. Sosyal medyada ayak görmek istemiyorum. Ayak görmek istemiyorum sosyal medyada. İş bulursun. Arkadaşlar şu anda en iyi birdeyiz. Hadi arkadaşlar yaymayı düşürmeyin. Evet 5K olduk. En çok hediye gönderenle özelden görüşeceğim. Takip edeceğim onu. Bol bol hediyelerimizi gönderin. Hadi. Sadece teke kalıyorsa merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Çünkü neredeyse her ev hanımı aynı sorunu yaşıyor. Peki bu çoraplar nereye saklanıyor? Benim çoraplarım hep kayboluyor ama nerede kayboluyor bilmiyorum. Ara sıra kayboluyor. Peki nerede sizce o çoraplar? Herhalde gidiyor. Meğer çoraplarımızı yutan çamaşır makineleriymiş. Eşinin davranışlarından şu... Ya saçmalama, çamaşır makinesinin orasından çorap çıkma gibi bir ihtimal var mı? Bu haber gerçek mi ya? Bunu deneyen oldu mu aranızda?
Vallahi doğru mu? Yemin ederim bakacağım. Gerçekten bakacağım. Şüphelenen adam eve gizli kamera yerleştirdi. Ve bakın sonrasında ne oldu. Bir iş adamı hayatında onca meşguliyet varken sevdiği kadına evlenme teklifi etmiş. Ardından olumlu yanıt alınca hayatı başına yıkılmış. Adam her gün şirkete gidip toplantılar yapıyormuş. Hatta şirketi büyütebilmek için mesai saatlerinin dışında bile çalışıyormuş. Eşi ise üniversite mezunu bir kız olmasına rağmen iş aramıyor, vaktinin çoğunu ya evde ya da arkadaşlarıyla gezmekle geçiriyormuş. Kadın zamanla eve geç gelmeye başlamış ve bazı geceler kadının telefonuna mesaj geliyormuş. Daha sonra bu durumdan şüphelenen adam eve gizli kamera yerleştirmiş ve ofisinde izlemeye başlamış. Şirketi bir süre boyunca aksatan adam eşinin peşine düşmüş. Acaba aldatılıyor muyum diye kameraları izlemeye başlamış. Eşi evine birkaç kişiyi davet etmişti. Daha sonra eşi adamlardan birini yatak odasına götürmüş. Bunu gören koca part 2'de bakın ne yapacak. Sakın part 2 yok deme. Dur bakayım annene. Kanka yapma işte. 2 part çıktıktan sonra koy ya. Hızlı damat sever mi? Ne ya? Jordi be. Jordi Reis. Jordi Reis kim ya? Jordi Reis kim? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Top mu onlar be? Gidemiyorum, top oynuyorum. Ne be? Onların ne olduğunu biliyor musun? Ne bu? Kaynananın stüdyon yıkama topu onlar. Bırak onları yerine. Bu arena kaynananın yıkama stüdyon topuysa koymasaydı yıkama topuna bırak. Ooo gol aldılar. Merhaba arkadaşlar. Ben Namdev Mustafa. Gerçek lakabım Kertenkele Mustafa. İnsanlar beni Mesudi'ye benzetiyormuşlar. Çok teşekkür ederim. Sadece benzerlik var. TikTok'tan takip etmeyi unutmayınız. Kimseler duymasın içimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi o gözler al. Allah kurtarsın. Konuşanlara bakacağım. Şunu merak ettim. Twitch Epik Anlar yeni seri. Neymiş bu?